Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kayseri çıkarması. Kayseri'de CHP'li belediye başkanlarıyla Çalıştay yapacak olan CHP heyeti, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatacak. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu CHP'li 215 belediye başkanı Kayseri'de. Başkanlar kentte esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Heyet bir otelde basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri'de Çalıştay düzenleyeceklerini ve vatandaşlarla görüşeceklerini anlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri Çalıştayına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını aktardı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla Kayseri'de bir araya geliyoruz. Öncelikle ülkemizin tarihsel, kültürel ve ekonomik anlamdaki en önemli şehirlerinden biri olan Kayseri'de olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Biz Kayseri'ye sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Belediye başkanlarımız da bugün şehrimizin 16 ilçesinde sahaya çıkacak, vatandaşlarımızla birlikte bir araya geleceğiz. Akkış'ta da, Develi'de, Bünyan'da, Hacılar'da, Felaiye'de, İncesu'da, Melikgazi'de, Koca Sinan'da, Pınarbaşı'nda, Özvatan'da, Sarız'da, Saraoğlan'da, Tomarza'da, Talas'ta, Yeşilhisar'da ve Yahyalı'da vatandaşlarımızla buluşacağız. Kayseri halkının ayağına gideceğiz, elini sıkacağız, derdini dinleyip çözüm önerilerimizi anlatacağız. Bugün ayrıca Kayseri'ye büyük hizmetler yapan efsane belediye başkanımız Niyazi Bahçecioğlu'nun kabrini ve ailesini de ziyaret edeceğiz. Kayseri'de 12 yıl belediye başkanlığı yapan, fedakarca hizmet eden başkanımız onuruyla yaşadı ve kendine bir mezar yeri dahi alamadan görevini devretti. Vefat ettiğinde mezar yeri bile yoktu. Buradan başkanımızı bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, Çalıştay programımız yarın Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından belediye başkanlarımız yerel yönetimleri ilgilendiren farklı konu başlıklarında çalıştaylar yapacaklar. Alanında uzman isimler belediye başkanlarımıza bilgilendirici sunumlarda bulunacaklar. Pazar günü ise yine uzmanların bilgi ve değerlendirmelerini aktaracağı bir panelimiz olacak. Ardından belediye başkanlarımız görüş ve önerilerini iletecekler. Özetlemek gerekirse bu çalıştayımızda yerel seçimlerden bugüne kadar geçen sürede neler yaptığımızı ele alacak ve bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel amacımız belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır. Değerli basın mensupları, siyasi iktidarın yanlış politikaları vatandaşlarımızı ağır bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bıraktı. İşçimiz, memurumuz, emeklimiz, üreticimiz, sanayicimiz artık önünü göremez hale geldi. Siyasi iktidar kendini saraya çıkardı, ancak milletimizi dertleriyle baş başa bıraktı, milletimize sırtını döndü. Ama bizim belediyelerimiz pandemi sürecinde, doğal afetlerde ve ekonomik buhran şartlarında vatandaşlarımızın yanında oldu. Şunu açıkça söylemek isterim. Vatandaşımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin toplumu kandıran çılgın projelere ayıracak tek kuruşu yoktur. Bizim belediyelerimiz vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için çalışmakta ve çalışmaya da devam edecektir. Pandemi sürecinde onlar 5 maskeyi dağıtamazken bizim belediyelerimiz 5 milyon haneye her türlü yardımı götürdü. Askıda fatura, halkın bakkalı, veresiye defteri gibi projelerle halkımızın dayanışmasını örgütledi. Sadece bu kampanyalarda şu ana kadar yüz binlerce vatandaşımız için 120 milyon liralık destek sağlandı. Onlar yurt dışından dolarla ağaç alırken bizim belediyelerimiz yerli üreticilerimize 5 milyar lirayı aşan doğrudan destek verdi. İktidar
şu zor günlerde vatandaşın derdini unuttu ama bizim belediyelerimiz Kara Kış Fonu kurdu. Bu fon sayesinde sadece son bir ayda 1 milyonu aşkın vatandaşımıza 160 milyon lira destek sağlandı. İhtiyaç sahiplerinin faturaları ödendi, gıda yardımları, ısınma yardımları yapıldı, öğrencilerimize eğitim destekleri verildi. İktidar sahipleri belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü haksızlığa başvurdu. Milletimiz de zaten tüm bu haksızlıklara şahit oldu. Ama bizim belediyelerimiz bunlara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdı. Şimdi Kayseri'deki çalıştayımızda da bu başarılı hizmetleri büyütmenin ve daha fazla insanımıza ulaşmanın yollarını arayacağız.